Şeyh'in Sultanı Efendim Şeyh Nazım-ı Hakkani'ye Allah'ım. Cenab-ı Allah sizleri, bizleri lütfuyla, keremiyle çok kıymetli bir kapıya getirdi. Bu Nakşibendilik kapısıdır ki Cenab-ı Allah'ın huzuruna, Cenab-ı Allah'ın yakınlığına en kestirme ve en emniyetli yoldur. Nakşibendilik yolu en kıymetli yoldur. Hakikatte ve maneviyatta. Büyük bir kapıdır bu. Allah o kapıdan içeri girip ebediyen orada kalmak nasip etsin. Ne kadar büyüktür derken Nakşibendi kullara Cenab-ı Allah'ın o kadar çok lütfu keremi vardır ki hadsız ve hesapsız Nakşibendi kullar ne kadar şükretse ve sevinse, iftihar etse, müftehir olsa azdır. Nakşibendi kullar Cenab-ı Allah'ın kıymet verdiği, özene bezene yarattığı kullardır. Hakikatte iman lezzetini tadan kullardır. Bir ayet-i kerime vardır ki Etiullaha ve etiur rasule ve ulul emri minkum ve sahhara lehumus semavati vel ard. Allah'a, Resulüne ve onun izinden gidenlere tabi olan kullara Cenab-ı Allah yerde gökte ne varsa emrine verir. Bu müthiş bir şeydir. Allah'a ve Resulüne ve onun yolunda giden kullara itaat edenler, Nakşibendilerdir onlar işte. Bu başka bir sırdır. Malum olduğu üzere Nakşibendilik sırrı Sevr mağarasında verildi Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin kalbine. Size onu anlatmış mıydım? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Mekke'den Medine'ye hicret edilirken hani Sevr mağarasında Mekke yakınlarında Efendimiz saklandı ya, yanında Ebu Bekir Sıddık Hazretleri vardı ya, yanı başında. O mağaraya Hacca Umre'ye gidenler gitmiştir veya malumudur. Hani kapısında güvercin yuva yaptı ya, hani bir örümcek orayı kapladı ya ağlarıyla, işte o mağarada. Hani düşmanları, Efendimiz'i öldürmek isteyenler o mağaranın girişine kadar geldi. Ayaklarını Efendimiz ve Ebu Bekir Sıddık Hazretleri görüyordu ya. Ha, içeri girecek, girmeyecek. Heyecanlanmıştı Ebu Bekir Sıddık Hazretleri. La tahsen ayeti kerimesi nazil oldu. La tahsenin Allah'a mana. Allah bizimle beraberdir. İşte tam o mağarada Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'ne Resul-i Ekrem Efendimiz ilmini verdi. Kalbine dokundu ve Nakşibendilik sırrını kalbine nakşetti. Tarikatın ismi o zaman belli oldu. Nakşibendilik. Efendimizin Sıddık-ı Ekber Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin kalbine nakşetti yani. Ve o anda manevi bir merasim yapıldı. O merasimde kıyamete kadar Nakşibendilik sırrıyla sırlanacak ruhlar hazır oldu. O gün dünyaya girmeseler, bedene girmeseler, ete kemiğe bürünmeseler bile ruhlar aleminde Nakşibendilik sırrından nasiptar olanlar işte Efendimizin Sevr mağarasındaki o sırdan hisseyab oldular, hissedar oldular. Lütfen siz sevinin ki
Nakşibendi kapısındasınız. Bu kapıda olmaklığınızın nişanesidir o Sevr mağarasındaki merasim. Öyle manevi bir cümbüş oldu ki innellezine yubayyuneke innema yubayyunallah. Onlar sana biat ettiler ama aslında Allah'a biat ettiler. Yedullah fevve edeyim. El ele tutuştunuz ama biat edilirken el ele tutuşulur. Aslında Allah eli onların üstündeydi. Sizin elinizin üstünde. İşte Nakşibendiler beyat ederken mürşidine el ele tutuşurlar ama o elin üstünde de Cenab-ı Allah'ın eli vardır. Fetih suresinde ayet-i kerime. Cenab-ı Allah'ın elinin, kudret elinin tabi. Bizim elimiz gibi Allah'ın eli olmaz. Haşa, yanlış anlaşılmasın. Allah'ın kudret elinin bizim ellerimizin üstünde olduğu ayet-i kerimeyle sabittir. وَسَخَّرَ لَهُمْ Onların eline, onlara musahhar emrine verilir, talimatına verilir. Yerde gökte ne var ise, yer gök ve içindekiler. Yerde gökte ne var ise, bir o sır ile Nakşibendi kulların emrine verilir. Ne zaman? اَتِيُوا ve وَاَتِيُوا Rasule. İşte o اَتِيُوا ve وَاَتِيُوا Rasule deki itaat meselesi. Eğer bir kimse dünya meşgalesinden 40 gün kendini sıyırır da Allah'a itaatle, Resulüne itaatle ve onun emri mümkün. Onun yolundan gidenlere. Nakşibendi meşayihidir onlar da. Çünkü sır Sevr mağarasında, hicret sırasında verildi. O sırra tabi olan, o sırdan alan mürşitler vardır. Orada hazır bulunan Nakşibendi muhibbanı ve müridanı vardır. Ona tabi olanlara Allah yeri göğün emrine verir. Verir. İnsan sevdiğine verir. Allah da sevdiğine verir. Hani Allah derdi sevdiğine verir diyorlar ya. Dert dediği şey Allah aşkıdır aslında. Dünyalık dert değil. O hani hiç siz koyun güttünüz mü veya çoban gördünüz mü? Çoban biraz önde giderse koyun, onu şöyle bir dokundurur kafasına. İleri gitmesin, benden ayrılmasın diye. Dünyalık dertlerle işte o kulun kendisinden ayrılmamasını isteyen Cenab-ı Allah tarafından gönderilir. Yani bir sopa, çobanın sopasıdır o. Aksi takdirde çobanın sopasını, değneğini görmese koyun, çekip gidecek. Tilkiye, kurda, canavara yem olacak. Hatırlatır ki dünyaya heveslenme ey kulum. Dünyayla lezzetlenme, zevklenme ey kulum. Bana doğru gel. O ceza için değildir. Muhabbet ve merhamet içindir onlar. Allah'a doğru gelin. Ve ulul emri minküm. Ve sizi Allah'a çağıran, Allah'ın emrini tutana doğru gelin. O zaman Cenab-ı Allah yeri göğü ve yerin göğün içindekileri emrinize verir. Bu hakikattir, Kur'an ayetiyle sabittir. Nakşibendi kullara Allah tarafından lütfedilmiş bir kıymettir. O nedenle kimi seviyor, kime efendim muhabbet duyuyorsanız bu Nakşibendi kapısına getirmek için çırpının. Çünkü yarın kıyamet gününde sizin nurdan taçlarınız olacak. Baş altta tahtların üzerinde kurulacaksınız. Sevdiğiniz kimseler de diyecek ki bize niye haber vermedin? Niye kıskandın bizden? Niye bunu gizledin? Böyle kıymetli bir saltanatın var idi de sakın o zaman mahcup olmayın yakınlarınıza. Çünkü o dünyada, o saltanat dünyada kazanılıyor. Bu dünyada kazanılıyor. Bir defalık bizim fırsatımız var. Ne mutlu Allah bizi Nakşibendi kapısına getirdi. Hakkani yolundan yürütüyor. Ne mutlu ki o zikirleri yaptırıyor, bu sohbetleri dinlettiriyor. Derdinizin ilacı Nakşibendiliktedir. وَسَخَّرَ لَهُمْ Allah sizin emrinize verdi. Yani ne istersen. Yeter ki itaatkar ol.
Yeter ki 40 günlük bir şeyde Allah'ın emrinde günahlardan ari bir şekilde boyun bük. Hani halvet çıkartılır ya, erbain denir 40 gün. Mürşidin emriyle olur o, talimatıyla olur. 40 gün Nakşibendiler halvet yaparlar ise bir tenhada o 40 gün kalplerine öyle bir feyiz doğar ki hiçbir şeye ihtiyaç duyurmaz Allah onları. Dünyada ve ahirette. Ve o zaman işte yerin altındaki solucan, gökte uçan kuş senin gözüne bakar, bir emrin var mı der. Sana itaatkar olur. Sebebi senin Allah'a itaat etmendir. Çünkü Cenab-ı Allah cümle mahluka bana itaat edenlere itaat edin emrine buyurdu. Allah yeryüzüne bize elem, keder, dert, tasa vermek için göndermedi ki. Cenab-ı Allah bizi yeryüzüne kendisini anmamız, zikretmemiz, şükretmemiz, secde kılmamız için gönderdi. Peki niye sıkıntı çekeriz? Bu görevimizi unuttuğumuz için. Kafirlerin bir eli yağda, bir eli balda. Evet. Çünkü kafirleri kafir olsun diye geldi. Onlar bu dünyadan zevklensinler. Sen ise yeryüzünde Allah'ı anacak şahsiyette, kıymette bir varlıksın. Niçin görevini yapmaz isin? Niçin? Sen Allah'ın kıymet verdiği, kendisi için yarattığı bir kulsun. Ve senin adını, senin tarafından Allah'ın isminin anılması Allah'a zevk verir, neşe verir. Cenab-ı Allah mutlu eder. Der ki meleklerine, bakınız benim kullarım benden bahsediyor. Dünya meşgalesine dalabilecekken, başka şeylerden meşgul olacakken, benden bahsedip de mutlu oluyorlar, zevk ediyorlar. Benden bahsedilirken uykuya dalmıyorlar. Bazen ben sohbetlerde görüyorum, herkes başlıyor horlamaya. Bitti mi? Bitti, tamam. Fatiha'da uyanıyorlar. İşte o Allah'ın hoşuna giden şey değildir o. Neden? Zevk duymuyor. Zevk duysan uyumazsın. Nakşibendiler Allah'ın adı anıldığında neşe duyar. Bazen de bazı kimselere yatırım, para kazanma, borsa, o bu diye bahsettim, gözü açılıyor. Ah, bitmiyor. Sohbet bitmesin diye ağzına bakıyor. Ben de ona bakıyorum, Allah'ım dedi. Nasıl zevk alıyor bu insanlar paradan, puldan bahsettikçe. Para dediğin şey cifedir. Cife. Nasıl? Hadis-i şerif var. El dünya cife tilabuhum kilabuhum. Sadaka Resulullah. Esselam okundu. Aziz Allah, şefaatiye Resulullah. Dünya bir cifedir, leştir. Dünya bir leştir. Onu kimler ister? Köpekler ister. Dünyayı köpekler ister. Yani köpeklerin talip olduğu bir şeye insanın talip olması ne kadar abestir. Şimdi insanın çöpü karıştırması abes değil midir? Ama kedi köpek çöp karıştırabilir. Oo, güzel bir çöp bulduk, gelin. İnsana layık olan en temiz. Yani Allah'ın zikri. Efendimiz dünyayı onun için cife diye nitelendirdi, isimlendirdi. Cife leş demek. Ölmüş hayvan leşi. Bu leşi arslan yer mi be leş? Arslan leş yemez. Aslan tazesini yer. Taze taze. İşte köpekler leş yer. Nefis denen köpek de o bizi leşe doğru sürükler içimizdeki. Biz de Nakşibendiler olarak yapacağımız şey, Ya Rabbi biz seni seven kullarız, seni anmak isteriz, sana koşmak isteriz, senin adınla senden bahsedilen meclislerde durmak isteriz deriz. İşte o zaman şerefli kullardan oluruz, kıymetli kullardan oluruz. Olmayacak işin de olur,
ters giden işin düzelir. Tehlikeli hal selamet bulur. Hastaysan sıhhat bulursun, şifa bulursun. Çünkü bir ayet-i kerime var ki çok açıktır. Biz başka yerlerde şifa ararız. Ayet-i kerime açık. Estaizu bismillah ve nunezzilu minel Kur'an ma şifa'u ve rahme. Bu Kur'an-ı Kerim'i biz şifa olsun diye indirdik. Şifa olsun diye indirdik. Ve rahmet olsun, kolaylık olsun. Hastalanınca, dertlenince, tasalanınca niçin Kur'an'a yönelmiyoruz? Bir Kur'an oku. Bilmiyorsan okuttur. Ya üfürükçü mü olacağız? Kur'an'dan üfür yeterli. Kur'an nefesiyle üfür. Çünkü o üfürükte melek var. Cenab-ı Allah Kur'an okunduğu zaman, Allah'ın kelamı okunduğu zaman melekler o insanın ağzına girer. Kur'an ne kadar şifadır. Kur'an okuyan kimsenin ağzına yerleşir. O kelamı alırlar. Aman zayi olmasın deyip gökyüzüne çıkartırlar. Eğer sen Kur'an'ı okur da üflersen karşındakine, melekler de onunla beraber hasta olan kimseye gider. İşte şu ayeti okursun da ondan sonra ki üflersin o tarafına. Buna hafife alma. Melek değdi senin o tarafına, hasta olan yerine. Üfle bunu. Nefesinde melekler var. Kur'an-ı Kerim böyle bir şifadır. Ve nunezzile minel Kur'an ma şifa ve rahmetun lil müminin. Müminler için yalnız. Ha. Mümin kullar için şifa ve rahmettir, kolaylıktır. Rahmet ne kadar kolaylık ve güzellik varsa rahmet kelimesi içerisindedir bunun. O rahmet sayesinde cehennemden kurtuluruz. O rahmet sayesinde yeryüzündeki bela ve musibetlerden kurtuluruz. Şifanın ne olduğunu açıklamama herhalde lüzum etmez. Ama mümin olmak şartıyla. Mümin olmak şartıyla Cenab-ı Allah bize Kur'an'dan şifa verir. Biz neden şifa bulamıyoruz? İşte lil müminin iman konusunda, müminlik konusunda zafiyetler yaşıyoruz. Mümin kul şeksiz şüphesiz iman edip de teslim olan kul demektir. Biz ya olmazsa diye içimizden geçiririz zaman zaman. Hepimizin şeyi olur. Ya olmazsa işte o vakit bizim müminliğimize zarar gelmiş olur itikadımıza. Ya demeyeceğiz. Muhakkak şifa verecek Allah diyeceğiz. Muhakkak. Çünkü ben bunu şifa için gönderdim diyor. Ben bunu rahmet için, bereket için gönderdim. Arkasından eğer bizim müminliğimizde sıkıntı olursa وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Yalnız zalimlerin de hasarını, zararını çoğaltırız. Bu Kur'an-ı Kerim sayesinde. Şifa ayeti bu sefer zahmet ayetine dönüşü verir. Eğer zalim isek, en büyük zalim Allah'a şirk koşmaktır. İtikat bozukluğudur. Ne kadar zulüm var hesap edin yeryüzünde, en ağırı şirk koşmaktır. İnne şirke ve zulmün azim. Allah'ın gücünün ve kudretinin sınırı yoktur. Buna itikad edin ve Kur'an'dan medet dileyin. Her Kur'an okuyuşta biliniz ki o her bir harfe bir melek alır götürür Allah'a. Senin kulun bunu okudu, senin kelamını söyledi ya Rabbi diye. Allah'la buluşmaktır. Ne biliyorsanız Kur'an'dan ayet sık sık okuyun. Hatta sesli okuyun işitebileceğiniz şekilde ki kulağınız da bayram etsin. Melekler de sevinsin. Allah'a müjdeli haber götürürmüşçesine sevinir melekler.
Dolayısıyla meleklerle birlikte olan bir kula zulmette yer mi be? Hep rahmette yer. Hep rahmet. Ama onun için ayet-i kerime vardır. Kur'an yollarını temiz tutun diye. Kur'an yollarını, bu nefeslerimiz. Nefes nereden geliyor, ses nereden geliyorsa temiz tutmamız lazım. Tertemiz. Manen temiz, madden temiz. Manen ne? Dedikodu, gıybet, kovuculuk veya kötü söz gibi sözleri çıkartmayacağız ağzımızdan. Ağzımız kirlenir o sözlerle bizim. Başka? Bir de o sigarayı içmeyeceğiz. Sigara içiyorlar. Sigara ağzın, nefes, ciğer, yani Kur'an yollarını kirletir. Melekler rahatsız olur. Çünkü o Kur'an her bir harfini alıp götürmek ister. Ama melekler de ondan rahatsız olur. Sigara kokusundan. Şeyhim Hazretleri özellikle derdi. Aman derdi, şu sigarayı bırak. Çok derdi. Tütün içmeyin derdi. İnşallah içenleriniz varsa onlara bundan bahsedin, içmemek için elinden geleni yapsınlar. Ya Rabbi içmek istemiyor desinler. Bu sigaradan vazgeçelim inşallah. Mühim bir mesele bu. Allah nakşibendilik sırrını, böyle bir kıymetli hediyeyi size verdiği için yatıp kalkıp şükredin. Girip çıkıp hamdü sena edin. Çünkü yakında göreceksiniz ki yeryüzünde, ahirete daha gitmeden yeryüzünde farkınızı anlayacaksınız. Hakikaten farkınızı anlayacaksınız. Nakşibendi kulların yüzü neşelidir, asık değildir. Nakşibendi kullar başkalarını eleştirmekle memur değillerdir. Başkalarının ayıbını örtmekle memurlardır. Dikkat! Ayıbını örtmek, doğruyu göstermekle, kendileri doğru yapmakla memurlardır. Bir insan böyle meclislerde bulunursa, meleklerle beraber arkadaşlık, ahbaplık yapmış olur. Ama ilim meclisleri mühimdir ama şeytana ait ilim meclisleri hiç mühim değildir. İlim, alimlerin en alimi, alimlerin de hocası malum şeytandır. Şeytanın ilmine geçen bir mahluk daha yok. Ama o ilim onu şeytanlıkta zirveye çıkardı. İsmi Azazil'dir, onun da şeytanlık sıfatıdır. Bazı insanlar da bilmediği ilim yoktur da eğer sağa solu küçük görür, hafife alırsa, haşa minel huzur, biz kat'a kimseyi küçük görüp hafife almamalıyız. Almayacağız. Prensibimiz bu. Bir başka tarikatı, cemaati küçük görüyen, hafife alan, takazaya alan, alaya alan insanlar var ise şeytandan bir şubedir. Şeytan da Adem Aleyhisselam'a baktı çamurken, bu çamur mu benden iyi? Pis kokuyordu. İğrenç dedi. Balçıktan yaratıldı ya, hakikaten kokuyordu. Hem de bir şey de bilmiyor, cahil bu dedi. Benim bildiğimi. Bilmiyor ki ben dedi yeryüzünde secde etmediğim yer kalmadı. Bir santim yer kalmadı ki Allah'a secde etmeyeyim. Bu mu şerefli, ben mi şerefliyim yahu? Diye iddiada bulundu. Doğru mu dedikleri? Doğru. Hakikaten alim. Dört kitabı da bilen, meleklere ders okutan, yeryüzünde bir santim bile secde etmedik yer bırakmayandır şeytan. O ilmi ve ibadeti onu cehennemden kurtaramadı. Az ama ihlaslı ve devamlı ibadetlere yönelin. İstikametiniz bu olsun. Gücünüz yetmeyebilir ama tevazu ile, alçak gönüllüyle ne yapabildim ya Rabbi senin için? Bu kadar da elimden gelen değil. İbadet etmeyen veya günah içinde olanlara da sakın bu ne biçim yahu demeyin. Kınamayın. Kınamak, insanoğlunu kınamak şeytan adetidir. İlk kınayan şeytandır. İlk hafife alan yine şeytandır. Küçük gören, büyüklenen şeytandır.
Onun için bir kimse bu kantardır, terazidir. Hemen bu ölçüdür. Bir başkasını küçümsüyor, hafife alıyorsa, kendini büyük görüyorsa, şeytandan bir huy vardır üzerinde. O kişiyi eğer sözünüz, nazınız geçiyorsa uyarın, nasihat edin. Geçmiyorsa hemen uzaklaşın. Çok tehlikelidir. Cahil olan günahkardan daha tehlikelidir o tip şeyler. Allah affetsin hepimizin günahlarını, ibadetlerini de Allah 1000 kabul etsin. Kalplerimiz nurlansın, dualarımız kabul olsun, muratlarımız tez zamanda ihsan olunsun inşallah. Umduklarımıza Cenab-ı Allah nail etsin. Korktuklarımızdan emin etsin. Selamet kapılarına, selamet yurtlarına Allah bizi dahil etsin. Ne zorluk ne darlık göstersin inşallah. Rızık genişliği, vücut sıhhati, uzun ömür versin de bizi Mehdi Aleyhisselam'a kavuştursun Cenab-ı Allah. İsa Aleyhisselam'a ulaştırsın. Ümmeti Muhammed'in selametli günlerini, bu milletin rahat günlerini görelim. Üstümüzdeki kara bulutlar dağılsın. Gençlerimiz heder olmasın, telef olmasın. Düşmanlarımız gülmesin, dostlarımız ağlamasın inşallah. Milletimiz, memleketimiz, devletimiz var olsun. Zalimler helak olsun. Hürmetin Habib, hürmetin Fatih.